Çocuklarda sinüzit olur mu? Olur tabii ki. Onların %90'ı medikal tedavilerle, yani ilaç tedavileriyle düzelirler. Ama çok küçük bir kısmında ise ameliyatlık bir tablo oluşabilir. Biz bunu yaptığımız yine anterior rinoskopi dediğimiz burun içerisinden bakarak gördüğümüz veya endoskoplarla bakmış olduğumuz, yapmış olduğumuz muayenelerde saptayabiliyoruz. Ve cerrahiye karar verebiliyoruz. Buna septal deviasyon dediğimiz burun orta bölmesinin eğrilikleri, burun içi etlerinden birinin anormal doğumsal şişliği veya gelişmekte olan alerjiye bağlı bir polip veya bir kitle, bir tümör, bunların hepsi çocuklarda da benzeri sinüzit tablosu oluşturabilir. Ama %80'inde, 90'ında diyebileceğim genellikle enfeksiyona sekonder olarak, yani ikinci olarak geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir gribal enfeksiyon sonrasında aniden çocuğun gözündeki bir şişmeyle bu hastalar bize gelirler. Etmoid sinüsitlerde, özellikle iki göz arasındaki sinüslerdeki enfeksiyon hemen dış tarafındaki sinüsün kemik yapıdan göz içerisine geçerek gözü şişirebilir, tamamen kapatabilir. Gözün etrafında selülit dediğimiz hücre iltihabı yapabilir. Böyle durumlarda biz akut olarak çocuğu hemen hastaneye yatırıp acil olarak cerrahi yapmamız gerekebilir. Bunun cerrahisi genellikle erişkindeki kadar çok geniş, bütün sinüslerin içerisine giren şekilde bir cerrahi değildir. Olabildiğince temkinli davranmak gerekir. Ve tabii erişkin aletlerinin hemen hemen birebir aynıları kullanılır belki ama size olarak, büyüklük olarak onların çok daha küçükleriyle burun içerisinde çok daha küçük bir alanda çok da kolay olmayan bir cerrahi yaparız. Ne yaparız? Eğer bir tıkanık bölge varsa o bölgeyi açmaya çalışırız. Veyahut da bir polip varsa o polibi alarak, kanalın ağzındaki polibi alarak sinüsün açılmasını sağlamaya çalışırız. Veya hapsolmuş bir apse varsa apseyi boşaltırız. Ama olabildiğince burada sınırlı bir cerrahide kalmak lazım. Hiçbir zaman kendine çok fazla güvenerek ilerilere gitmeye çalışmamak lazım. Çocuğun hayatını tehdit edebilecek bir cerrahi veya onda sekel bırakabilecek bir cerrahi yapmamak gerekir. Evet, çocuklarda da sinüzit cerrahisi yapılır. Ancak çok daha dikkatli, çünkü ölçek çok daha küçük. Çünkü bütün sinüslere gitmenize çoğu zaman gerek yoktur. Çünkü antibiyotik tedavisiyle yapmış olduğunuz sadece tıkanık sinüsün ağzının açılması veya sinüsün kanalının temizlenmesi sonrasında vereceğiniz antibiyotik tedavisiyle bunların %98'i iyileşir. Çok dikkatli olmak gerekir küçük çocuklarda.